Boğularak öldüler kardeşim orada. Boğularak öldüler. Şeyma diyor ki e, sen kendini kurtarabileceğim zannediyorsun. Efendim jakuzi duşmuş da jacuzzi. ne Allah'ın belasıysa. Kardeşim sen gram altın, ev kadınlarına gram altın verecek kadar param var. Senin emekliye çek verecek param var. Senin efendim saray yavrusu binada ee, işte e, saray yavrusu binaya ayıracak bütçem var da bu çoluk çocuğun boğulduğu şantiyeye bekçi koyacak para niye yok senin? Buradan kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Efendim AK Partili, AK trolleri üstüne salacakmış milletin de kendisini orada affediyor. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle bir şey. Necati Özkan kelimeyi yanlış kullanmış. Kullanmışsa kullanmış. Kardeşim sen bu tabloyu sen bu tablodan kendisini kendini soyutlayamazsın. Makul bir ülkede hesap vermek zorundasın. Nasıl olur da belediye ruhsatsız yerde şantiye yapar, inşaat yapar, oranın başına bekçi koymaz, orada üç çocuk olur da o koltukta hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam eder. Sancaktepe'nin seçilen belediye başkanı Alper Yeğen de aslında bütün bu tartışmaya He? çok olur olgun mi? bir yanıt verdi ve gereken bilgilerin kamuoyuyla paylaşacağını Tamam, O jacuzzi değil de bu gölet neydi o zaman? O jacuzzi değil bu gölet ne? Bu ne kardeşim? Bunun hesabını verdiniz mi? Vermedi kimse. Ve vermediği gibi Hilmi... E şey madde sanki başarılıymış gibi getirip bir daha da yaptılar Aldı alacağını. Bak Alper yayın farklı aldı orayı. Şimdi daha da büyük bir tablo var. Kardeşim adam diyor ki belediye borç içinde. Adı belediye borç içinde çalışanların maaşlarını ödeyemiyorum. Efendime söyleyeyim. Bu borcun altına nasıl kalkacağımı bilemiyorum. Belediyede kimseyi tanımıyorum. Öyle ya. Böyle bir tabloyla karşı karşıya efendim Sonra bir de bahane. Benim kadını kim laf etti senin kadınına? Kim laf etti? Bir şey demedik kimseye yani. Erkek de olsa kadın da olsa yani jacuzzi lafı denirdi. Ne alakası var yani? Kaldı ki yapan da kendisi değil. Ondan önceki belediye başkanı. O da diyor ki ben bu binayı biz yaptık diyor. Orası çatı katı. Efendime söyleyeyim. Orası neredeyse diyecek ki orası prefabrik yani. Ya görmüyor muyuz binayı? Şu binanın ne bir daha getirsin ekrana. Bir daha getirin kardeşim. Şu bina nedir ya? Şu yavru beştepe değil mi ya? Efendim orası çatı katıymış da. Ya ben gördüm ya. Ben gördüm kardeşim, orada e, öyle bir salon var ki bir köşesine şark köşesi yapmışlar ya. Şark köşesi gibi oturma salonu yapmışlar. Başka bir örnek vererek araya hmm. gireyim mi? Konuşacağımız evet. çok konu olduğu için. Evet. E, evet. Şimdi e, bütün belediyeler borç içinde bırakıyor görüyoruz ki AK Partili belediyeler. işte son gün ödeme yapan mı dersiniz, bilmem kaç, 1 milyon liralık kur yemiş alan mı? Bunlar çok çirkin. Bir tane aykırı örnek var. E, o da benim memleketimden Artvin'in Ardınuç ilçesinin belediye başkanı da, Cumhuriyet AK Parti Halk Partili evet, e, belediye başkanı, e, yani bu bu gerçekten inanılmaz bir örnek. E, şöyle diyor belediye başkanı Ak Partili kazanan belediye başkanına e, verirken e, ne kadar kar ettiğini söylüyor. Ben şimdi rakamları şuraya not almıştım onu arıyorum bir yandan e, diyor ki iki bir dakika hemen söylüyorum. Ardansız Belediyesi mi kar etmiş. E, evet evet. Yıldırım Demir etmiş? diyor ki hayır 20 yıldır belediye başkanı yapan bir isim. Diyor ki e, arkadaşını tebrik ediyor önce kazanan belediye başkanını. E, diyor ki 2 trilyon nakit paramız var. 258 tane gayrimenkul tapu, tapusu, 68 tane kirada gayrimenkul. Yatırımı yapılan içme suyu ile ilgili bir borcumuz var ama diyor personel maaşımızın parasını hazırladık ve bizim payımıza gelen paraya da dokunmadım. Yeni gelen başkanımıza saygı duymak gerekir. Bakın bunu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı, AK Partili bir belediye başkanına e, mazbatayı yani alacağı zaman devir teslim töreninde söylüyor. Bu bu olduğunu Halkhanımıza diyor. Diyor ki ben bunları bırakıyorum diyor. Evet. 5 sene sonra bakalım nasıl bir tablo oluşacak diye de onu da oraya not Çok önemli. Orada da tek bir ricam var. Bu ricada bulunmak da benim diyor bu talepte bulunmak görevim. E, Belediye çalışanlarına lütfen dokunmayın. Yani şimdi, bu insanlar emekçi insanlar diye onu da kayıtlara geçirmiş. E, burası e, 2008'de belediye olmuş. 2009'da evet seçimle Sancak yapıldı. Sancaktepe. Yani. Bitireceğim. Bir de bir Selma dövücü. Dövüşçü demişim. Dövücü. E, gelmişken Yüksek e, Seçim Kurulu CHP'nin Hatay'la ilgili itirazını reddetti. Soracaktım. Hatay AK Parti'ye geçti. Ne düşünüyorsun? Hayır şöyle bu artık bitti süreç yani. Bitti öyle bitti, mi? bitti evet. Bu şimdi olacak iş değil. Yani orada 2300 kadar bir... 2500. Yani müteveffa insana oy kullandı. 3500. İnanılmaz bir şey ya. Bu çok utanç verici bir şey. Yani Fark da 2500. Yani, yani, yani farkı bir tarafa bırakalım. Bir seçimi kazanmak için başvurulan yol hakikaten çok rencide edici, çok yaralayıcı bir şey. Yani o zaman hiçbir şey güven kalmıyor ki. Şimdi bu, bu ortaya çıkmış. Bu hakikaten sabitse e burada çok gayrimeşru bir durum var. Nasıl yönetilecek orası? Yani şimdi atıyorum şeyde oylar yeniden sayıldı. CHP'nin kazandığı hangi ilçeydi o? İstanbul'da kazandığı ilçelerden hangi bir mi? tanesinde Gazi Osman Paşa'da evet. oylar yeniden sayıldı. Yani orada oyları yeniden sayılması için elde çok somut bir delil yoktu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi çok somut bir delili ortaya koymuş. Burada bu yapılmıyor. Yani neden yapılmıyor? Yani... Bu tabii e, yani Yüksek Seçim Kurulu üzerine de maalesef bir gölge düşürmüş oldu. Burada geçerli oylar sayıldı yanlış hatırlamıyorsam. Hayır ee, hayır bütün oylar sayıldı. Bütün oylar, şeyler. Gazi Osman Paşa'da sayıldı bütün evet. oylar. hatay için söylüyorum. Yani orada şimdi farkı bilmiyorum ama yani bunun ortaya çıktı değil mi yani bu insanların. Tabii tabii. Yani hayatını kaybetmiş insanların sanki yaşıyormuş gibi oy kullandıkları ortaya çıktı. Evet, evet. E bu çok vahim bir şey yan yana getirip kıyaslayın. İsrafın büyüklüğünü görürsünüz. E, bunu söylemek yeter. E, bu hanımefendinin e, bu organize bir kampanya e, ben kadınım, anneyim diye açıklama yapmasına gerek e, duyacağı hiçbir ifademiz olmadı. E, bayramdan sonra bütün bu algıda tuzla buz olacak. Alper Bey gereken cevabı verecek kamuoyuna diyor Necati Özkan. Şimdi ben benim de birkaç ekleyeceğim bilgi var bununla ilgili. Ee, ben Alper Yeğin'le konuştum. Bu, hatta dedim ki önceki gün aradım bu olay ilk çıktığında. izin verirseniz gelip binayı görmek istiyorum. Jacuzzi değil burayı bir dolaşmak istiyorum. Ee, dedi ki e, benim bu bina ya yani belediye başkanıyken acilen yapmam gereken görevler var. Örneğin meclisi toplayacağım, almam gereken kararlar var. İkincisi belediyeyi tanımıyorum. Yani tek başımayım ve saat 2'de 3'de çıkıyorum her gün. E, dolayısıyla bütün bu hazırlıkları bitir. Bayramdan sonra binayı basına açmak istiyorum dedi. binaya gelmezden önce daha önemli bir problemim var. Şu an belediyenin içi boşaltılmış durumda. Yığınla borçla karşı karşıya kalmış durumdayım. Ve çalışanların maaşını ödeyemeyecek haldeyim. Sadece bir jacuzzi ve israf meselesi değil, belediyenin kasasının tam takır olmasıyla bir borç dağıyla karşı karşıya olması vaziyetini devralmış durumundayım. Dolayısıyla ben maaşına nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum dedi. Bu arada bir vesileyle ben binaya gitmedim ama binanın başkanlık katının bazı bölümlerinin görüntülerini gördüm. Mesela mutfağını gördüm. Mutfağı yani bura şu an sütü ben şu an sütü diyorum dörtte üçü kadar yani bulunduğumuz yerin dörtte üçü kadar ortasında Büyükçe bir masa gibi bir bölüm var. Genişçe bir mutfak yani. Ee, Necati Özkan'ın tweetinde sadece jacuzzi geçmiyor. Jacuzzi, başkanlık odamı, işte mutfak, dinlenme odaları falan. Ee, dinlenme odası denilen e, geniş bir salon. Yani bir ucundan bir ucundaki kişinin yüksek sesle konuşması gereken bir salon. O geniş salonun, yani dinlenme odası geniş salonun bir bölümünü güya oturma bölümü gibi şart köşesine döşemişler. Yani Görünsün gördüğüm için söylüyorum. Evet, şart köşesi, şart köşesi ona şeklinde köşemişler. döşenmiş. Çok. Yani köşeyi gördüm yani. Ve o şart köşesi içinde bulunduğu salonun beşte birinin bölümü, dörtte birinin bölümü kadar. Ya o kadar büyük bir yer ki bir kısmı boş kalmış zaten. Yani şey koyamamışlar, masa koyamamışlar ya. Çok büyük bir alan. Mutfak çok büyük. Başkanın makamı çok büyük. Üstelik Sancaktepe çok yeni bir belediye yani. Mesela şöyle kıyaslayayım. Ben İstanbul Belediye Başkanının odasını e, geçen perşembe gördüm. Ondan hiç görmemiştim. Hani İmamoğlu gördüm de odasına girmemiştim. Geçen perşembe röportaj yapmak üzere ya Mazbata törenine gittim röportaj yapmak üzere belediyeye gittim. Başkan odasına çağırdılar. Ben ne gittim? Ya ben başkan odasını daha büyük zannediyordum. Başkan odası gerçekten küçükmüş. Ama tabii bunu İmamoğlu küçülük demiyorum. Yani saraçhane, kaç yılın saraçhanesi yani. Başkanlık makamı o kadar. Yani e, şimdi Financial Times'taki fotoğraf da orada çekilmiş. Çünkü biz de aynı yerde de fotoğraf çektirmiştik. Yani ne kadar diyeyim buranın yarısı kadar filan yani. Çok küçük bir yer. Boy olarak daha kısa. Fakat İstanbul'un bütün işi orada görülüyor yani. İstanbul'un bütün sorunları orada konuşuluyor. Bütün ziyaretler orada yapılıyor. Hatta İmamoğlu işte hoca çağırdı, ailesini çağırdı. Bir dua edildi ya. Herkesin oturamayacağı bir yer yani. Bir kısmı ayakta kalmış olabilir. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyleyken, Kadir Topbaş döneminde de böyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani ben demiyorum ki İmamoğlu döneminde. Hep böyleydi. Kardeşim Sancaktepe dediğin 2009'da belediye oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 2010, 2009'dur. Sen, öyledir yani. Sen Yok hayır daha yeni. Pardon. 2014'te olmuş olabilir. Yani bu üçüncü dönem olmuş olabilir. Ya Sancaktepe'nin neyine yavru Beştepe? Neyine yavru Beştepe? Şu binanın hali nedir? Burada yani Sancıktepe dediğin dört tane belde zaten. Dört beldenin toplamından Sancıktepe oldu. Kardeşim ne görüyorsunuz burada? Ya bir de şimdi Selma Hanım. Burada bir örnek Selma vereceğim. Hanın, Necati hadi. Özkan dedi ki lütfen unutma. Necati Özkan dedi ki ben mesleğim gereği dünyanın dört bir yanına gidiyorum. Gittiğim her yerde de hani güç merkezlerini gösteriyorlar bize. Ziyaret ediyoruz. İşte Almanya'ya gittim Merkel'in çalışma ofisini gördüm. İngiltere, Avusturya, Romanya, Polonya bütün bu ülkelerin Başbakanı, Cumhurbaşkanı bu ülkeleri nereden yönetiyor? Ben oralarda ağırlandım. Hiçbir yerde böyle bir şatafat görmedim. Yani AK Parti ile özdeşleşen bir şatafat var. Ve AK Parti genel merkezinde de bugünkü bir şatafat tartışılıyor. Ama Sancaktepe'nin kaybeden belediye başkanı bunu kişisel bir hakaretmiş gibi lanse ederek bir algı evet. yaratmaya çalışıyor. Şimdi ben sordum Necati Özkan'a da, işte, Alper Yeğen'e de, yani bu jacuzzi nedir diye. Tabii jacuzzi kelimesi öyle çarpan etkisi olunca iş büyüdü. Evet. Yani Şeyma Dövüşçü'nün kendisini yani yırtabileceği bir noktaya vardı iş. Yani bu meseleden kendisini kurtarabileceği bir meseleye vardırıldı. Genişçe bir düşe kabin olduğunu anlıyorum tarif edilene göre. Görmedim görürsün. Genişçe bir düşe kabin. Selma Şeyma Dövüşçü de efendim aslında düşü jacuzzi yaptılar. Benim gibi iki çocuk annesine bak neler ettiler diyerek yani durumu kurtarabileceğini zannediyor. Şeyma Dövüşçü buradan nereden kurtuluyormuş? Şeyma Döğüşçü seçimden öncesi. Şeyma Hanım siz seçimden önce altın şeylere ev kadınlarına altın gram vaat etmediniz mi kardeşim? Her aile her altı her kadına ayda bir gram altın gram vermeyi vaat etmediniz mi? Kimin parasıyla veriyorsunuz bu gramı? Kimin parası bu? Yahut aynı Şeyma madenci belediyeyi kazanacağım diye emekliye çek vaat etmedim, emekliye para dağıtmadım. Kimin parasıyla verdiniz kardeşim bunu? Jakucu yıkanmamış. Altını kimin parasıyla verdin? oradan kurtulabileceğini mi zannediyor? Ya bu Sancaktepe denen yerde geçen sene e, bir cemevi temeli attılar. Cemevini de Alevi seçmenin tabii gönlünü almak istiyorlar. Doğrudur, doğaldır. Hiç itirazım yok. Cemevini yapıyorlar. Ya cemevi kaçak kardeşim. Kaçak yere cem Allah'ın evi diye bina yapıyorlar. Kaçak yere yapıyorlar. Sonra o zaman da Davut Bey İstanbul valisi yeni görev almış. Onu da alıp götürüyorlar. Gel sen de açık konuşması yaptı. O da yani vatandaş arasında ayrım yok ne de olsa deyip gidiyor. Valinin konuşma yaptı ve bunların temelini attığı cemevi şantiyesi kaçak iyi mi? Ve bu yüzden... Kaçak bak, değil, izin almadan mı? İzin yaptı tabii. Ve bu yüzden ne oluyor biliyor musun? 3 ay boyunca inşaat yapamıyorlar. izinlerin çıkmasını bekliyorlar. Bu arada yağmur yağıyor, orası görete dönüşüyor. Kapısına da bekçi koymuyorlar. Sonra okuldan çıkan üç kardeş... sancak evet, o, o yoksul mahallesinde top oynayacak yer bulamıyorlar. Şantiyenin bulunduğu yerde top oynuyor. Top gülete kaçıyor. Önce küçük kardeş gidiyor. Sonra orta kardeş evet. gidiyor. Sonra büyük kardeş gidiyor. Berat, Batuhan. Güven kaybı yaşadı. Çok ciddi bir güven kaybı yaşadı. Ya Bunu. Bu ne agresiflik. Ee, öfkeyi yönetemiyor. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor vesaire gibi eleştirilere muhatap oldu. Sonrasındaki süreci de doğru yönetemedi. Hatta bak Giderek dozu yükseltti. Bir bir ekleme yapayım. Önceki gün Cuma günü bütün genel idare kurulu milletvekillerini topluyor. Orada aday adayları da var. Ve bütün öfkesini o sahaya, oraya yansıtıyor. Hatta bu kapalı toplantı bilgileri, onu da aktarayım. Mesela bugün adaylığını açıklayan Tolga Akalın kongre tarihinin çok kısa bir süreye ilan edildiğini söylüyor. Yani 27'sinde çok kısa bir süre var, hazırlık yapamayız. Diyor, mesela Tolga Akalın'a diyor ki sen zaten aylarda çalışıyorsun diyor. Hazırlığını yapmışsındır. Uğur Poyraz söz alıyor, konuşmak istiyor. Konuşma diyor, sen git televizyonlarda konuş. Çünkü Uğur Poyraz geçen gün televizyon kanalına katılmıştı. İşte Uğur Poyraz da haftalardır sessiz aslında. İşte bir kere çıktı onu da görmüş. E, ondan sonra mesela e, benim gene bir burada bir yayında e, Koray Aydın ve Cihan Paçacı'nın e, Meral Akşener'e istifa etmelisiniz dediği bilgisini aktarmıştım. Bunu orada söylüyor. İsmail Saymaz bunu demiş diyor. Cihan Paçacı'yı susturuyor. Ben senin ne dediğini İsmail Saymaz'a dinledim diyor. Yahut Koray Aydın'a efendim sen Yüce Divanlık olduğunda İzmit'te biz sana işte sahip çıkmadık mı demeye getirerek aslında sanki övüyormuş gibi Koray Aydın'a tam da bulunuyor. Bu öfkeyle bu partiyi parti yönetti, seçim yönetim, seçim yönetimini de böyle idare etti. Yani öfkeden gözü kararmış haldeydi ve toplumsal dalgayı, toplumsal dalganın sembolik figürlerini göremedi. Onları kendini hasımlaştırdı. Üstelik onlar alttan aldıkları halde böyle yaptılar. Yani özgür özel alabildiğini alttan aldı. İmamoğlu Kapı dümdüz değil mi cevap vermedi. Mansur yavaş bir kere cevap verdi. Meral da Akşener çok ağır bir ifade bak, kullandığı için. Tabii Meral, Meral Akşener tarih yazabilirdi. Ne olabilirdi? Az önce dedim yani kantara tartıya çıkacağı için bu değildi. Çünkü ben bu stüdyolarda gene %7 altına düşmüş olan İyi Parti ile CHP seçmenin özdeşleştiğini, İyi Parti seçmenlerinin İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı kendisinden saydığını büyük şehirlerde protesto oylarının en güçlü adayı kimse ona yönüleceğini anlattım. Ve bunun karşısında İyi Parti'nin oylarının %35'inin İstanbul, Ankara, İzmir'den geldiğini söyledim. Oy düşmesine bağlı olarak barajın altına inebileceğini, meclis Meral Akşener'in koltuğunu koruyamayabileceğini söyledim. Bunu dediğim için bana günlerce hakaret ettiler. Günün sonunda oraya geldik. Tersi olsaydı ne olurdu? İyi Parti bu seçimde değildi. Ee, e, bu seçimde ayrı girmeyi değil de ittifakı benimseseydi şu an Ordu Ordu'undaydı. Samsun ondaydı. İp CHP ile anlaşma sonucu başka büyük şehirleri de alabilirdi. Balıkesir, Bursa'dan biri mesela. Muğla, Antalya'dan biri mesela. Hatay şu an kılpayı kaçırılmamış olurdu. Başkaca kılpayı Çorum mesela gibi şehirler kaçırılmamış olurdu ve AK Parti çok çok iddialı bir şey söylüyorum. AK Parti Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e sıkışmış Temsiliyet bakımından azınlığa düşmüş bir partiye dönüşebilir. Bu iyi partinin de CHP ile beraber yazdığı bir tarih olabilirdi. Meral Akşener bu fırsatı kaçırdığı düşünüyorum. Evet, bence de öyle. Yani, peki neden bunu yaptı? Yani asıl mesele bu. Evet, yani Meral Akşener... bir eksen değişikliği mi? Öfkeden deliye dönmüş olması Yani bence eksen değişikliği. Yani bence. Ne oldu? Yani. Bir kere seçimin böyle tezahür edeceğini düşünmüyordu. Evet. Yani esas onu aldatan, onu yanıltan şey o oldu. Yani e, zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu ile şeyleri atmıştı, köprüleri atmıştı. Sonrasında gelen İmamoğlu'nu işte bu adaylaşma sürecinde İBB'deki hikayelerden sonra işte desteklerden sonra o bağımsız ve hür girme iddia sonrası. Hür ve müstakil. ve müstakil vardı. Onların hepsi zaman içinde uzaklaştı. Kalakala, ee, kala işte o geçmişte Milliyetçi hareket partisi içinde siyaset yapmış e, az sayıda insan. E, onların da bir kısmı son süreçte bakın sessizliğe gömüldüler adeta. Birkaç isim dışında kimseyi görmedik Meral Akşener'in yanında. Yapacağı e, hatanın, oy kaybının hepsi farkındaydı. Ee, ve biraz beklemeyi tercih Bekleyenler ettiler. De oldu. Yaptığım konuşmalarda abi. hep böyle bir izlenim edindim. Yani bekleyelim çünkü bizi dinlemiyor. E, hata yapsın, görsün ve ondan sonra bir sahneye çıkarız anlayışı vardı birçoklarında. Şimdi ittifaka girsen ne olurdu? Aslında Turan Çömezle onu konuşurdum. Büyük bir fırsatı konuştum daha doğrusu. Bana hatta dedi ki büyük bir fırsatı kaybı kaçırdık. Şöyle ki AKPA iktidarın alt edebileceğimizi topluma gösterme fırsatını kaçırdık. Bu zafer sadece CHP'nin olmuş oldu. Halbuki biz sahneye beraber çıkabilirdik dedi. Yani aslında tarih yazma imkanı elindeydi Meral her. Ama bence bu bile doğru bir tespit değil biliyor musun? Niye? Yani neden? Çünkü CHP bu zaferi tek başına sahiplendi mi? Yani o gece şöyle Cumhuriyet Halk Partisi diyor yapıyor ama sonuçta da durum da Bir tek alçak gönüllülükten değil. Şunun farkında CHP yöneticileri, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş her kesimden oy aldılar. Sadece CHP'li seçmenden oy almadılar. Yani aslında bir... E, CHP artık bir koalisyon partisi gibi. Olacak katılmıyorum. Bunu şöyle, CHP'nin sosyal demokrat beledi belediyecilik anlayışı bundan sonra daha hakim olacak vesaire vesaire. Ama şu seçim gecesi e, sevinirken bile Reis'e reisçiler de bize oy verdi. Onları da incitmeyelim diyen bir anlayışla yönettiler doğru, o geceyi. Doğru, doğru. Yani sadece CHP sahip CHP bir kere bu bunun e, tırnak içinde şımarıklığını yaşar ve böyle lanse ederse genel seçime bunun olumsuz yansıyacağını farkında. Ama İyi Parti'de bu olgunluk var mı? Çok emin değilim. Doğru. İtirazın başka bir yerden. De. Yani emanet değil o oylar. Ya çünkü 2019'da yok, İstanbul'da ben öyle bir ifade zaten kullanamam. İstanbul'da doğru da 2019'da bunu. da İstanbul 2019'da İstanbul <laughs> ve Ankara alanında da emanet oylar denilmişti. Emanet olmadı bu seçimde de Ben öyle bir de. ifade kullanmam. Şöyle ki yani e, elinde Meral Akşener'in elinde tarih yazma im imkanı vardı. Çünkü İyi Parti'nin özü başına girme kararı doğru olsa bile tartıya çıkabileceği seçim çıkması gereken seçim bu değildi. Ama Çünkü... Meral Akşener o fırsatı bence masadan kalktığı o süreçte izlediği o kötü yönetimle zaten kaybetmişti. Hmm. Yani orada çok yıprattı kendisini. Doğru. Özellikle gençlerden, özellikle kadınlardan, seküler kesimden, eğitimli, daha böyle işte milliyetçi tandanslı ama işte AB grubu diyeceğimiz, sosyokültürel gelişmişlik düzeyi daha işte iyi olan bir kesimden hatırı sayılır bir kitle ona yönelmişken. Doğru, doğru. Güven kaybı yaşadı. Çok ciddi bir güven kaybı yaşadı. Ya bu hmm. ne agresiflik, ee, öfkeyi yönetemiyor, ağzından çıkanı kulağa duymuyor vesaire gibi eleştirilere muhatap oldu. Sonrasındaki süreci de doğru yönetemedi. Hatta bak buna Giderek dozu bir, bir ekleme yapayım. Önceki gün, Cuma günü bütün genel dilerli kuruluyla milletvekillerini topluyor. Orada aday adayları da var. Ve bütün öfkesini o sahaya, oraya yansıtıyor. Hatta bu kapalı toplantı bilgileri, onu da aktarayım. Mesela bugün adaylığını açıklayan Tolga Akalın. Kongre tarihinin çok kısa bir süreye e, 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 ilan edildiğini söylüyor. Yani 27'sinde çok kısa bir süre var hazırlık yapamayız diyor. Mesela Tolga Akalın'a diyor ki sen zaten aylarda çalışıyorsun diyor. Hazırlığını yapmışsındır. Uğur Poyraz söz alıyor, konuşmak istiyor. Konuşma diyor sen git televizyonlarda konuş. Çünkü Uğur Poyraz geçen gün televizyon kanalına katılmıştı. İşte, Uğur Poyraz da haftalardır sessiz aslında. İşte bir kere çıktı onu da görmüş. E, ondan sonra mesela e, benim gene bir burada bir yayında... Ee, Koray Aydın ve Cihan Paçacı'nın e, Meral Akşener'e istifa etmelisiniz dediği bilgisini aktarmıştım. Bunu orada söylüyor. İsmail Saymaz bunu demiş diyor. Cihan Paçacı'yı susturuyor. Ben senin ne dediğini İsmail Saymaz'dan dinledim diyor. Yahut Koray Aydın'a "Efendim sen yüce divanlık olduğunda İzmit'te biz sana işte sahip çıkmadık mı?" demeye getirerek aslında sanki övüyormuş gibi Koray Aydın'a tam da bulunuyor. Bu öfkeyle bu partiyi parti yönetti. Seçim yönetim, seçim yönetimini de e, böyle idare etti. Yani öfkeden gözü kararmış haldeydi ve toplumsal dalgayı, toplumsal dalganın sembolik figürlerini göremedi. Onları kendini hasımlaştırdı. Üstelik onlar alttan aldıkları halde böyle yaptılar. Yani Özgür Özel alabildiğini alttan aldı. İmamoğlu kapı değil hiçbir cevap vermedi. Mansur Yavaş bir kere cevap verdi. Meral Ama çok ağır bir ifade bak, kullandığı için. Tabii, Mer, Meral Akşener tarih yazabilirdi. Ne olabilirdi? Az önce dedim yani Kantar'a tartıya çıkacağı seçim bu değildi. Çünkü ben bu stüdyolarda gene %7 altına düşmüş olan İYİ Parti ile CHP seçmenin özdeşleştiğini. İçlerinde tepkiler işte oldu. Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı bile ben bile çok şüpheliydim. Yani seçimin kazanılacağına dair İzmir'deki arkadaşlarımla konuştuğumda orada da endişe geliyordu. Has, hatta Özgür Özel %3-4 puan var diyorlar. Kendisi dedi, Kendi de kendisi kendisi, 5 demiş. puan dedi. Ben. O da öyle dedi. Şimdi CHP içindeki bu dağınıklık. 14-28 Mayıs seçimlerinde iktidarın yaşadığı büyük hikaye, büyük başarı ve büyük zafer bence Akşener'i yanıltmış olabilir. Yani bunlara bakarak kendisine bir yeni bir alternatif olarak adaylarını çıkardığında kendince parlak isimler. Ümit Özdağ'la çok erkenden çalışmaya başladı. Burak Kavuncu, Ekrem Bey'le uzun süre beraber çalışmış İstanbullu seçmenin tanıdığı bir isimdi. Ee, Ankara'daki aday e, daha önce Cümet Cengiz Topel Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmaya çalışmış ismi oralarda çok bilinen isimlerdi. Bunlarla bir yol kurmaya çalıştı. Bir yeni bir oyun kurucu pozisyonuna kendini atmaya çalıştı. Ama toplumdaki bu iktidar karşıtı şeyi dalganın ne kadar büyük boyutlara ulaşabileceğini öngörmedi ve tabii ki bence benim beni esas şaşırtan oydu. Çünkü 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte eee Meral Akşener grup konuşmalarında hep ekonomi konusuna çok değiniyordu. Yani halkın ekonomide büyük sıkıntı çektiğini, işte köylü, çiftçi, üretici çağırıyordu, orada konuşmalar yaptırıyordu. Onları yakından bilmesine rağmen bu ekonomik tahribatın neleri ulaştığını ve insanların neden yeter deme noktasına geldiğini süzemedi, çözümleyemedi. ve bütün bu şeylerde e, yanısı da işte, maalesef kendi siyasi e, sonunu e, hazır hazırlar hale getirdi. Ben de şöyle düşünüyorum yani özellikle CHP kurultayından sonra e, İmamoğlu, Özgür Özel, CHP düşe kalka da olsa kendisini yenilemeyi başardı e, ve iki belediyenin özelde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da koyduğu belediyecilik modelleri ki daha çok sosyal yardımların öne çıktığı modellerdi bunlar. Bunlar toplumdaki derin yoksulluğa karşı bir nebze olsun ilaç gibi geldi. ve Bu iki belediye başkanı hem iktidara karşı hem bu yoksulluğun ve derin ekonomik krizin sebebi görülen iktidara karşı iki direnç noktasıydı hem de ürettikleri modelle alternatif bir yaşam alanı sunuyorlardı. Meral Akşener daha önce, senin de hatırlattığın üzere, Cumhurbaşkanı, sonra da Cumhurbaşkanı yardımcı olmayı önerdiği bu ki insanı, bugüne kadar öve geldiği bu insanı, seçim sürecinde iktidarın bile düşmediği, savrulmadığı ölçüde karalamaya başladı. Mansur Yavaş en son hırsız dedi. ikisine birden yüreksiz ve korkak dedi. Bence orada, yani aslında iki belediye başkan adayına savaş açarken toplumun değişim umuduna savaş açmış oldu. Yani o cezalandırıldı. İnsanlar bu iki belediye başkanına bir siyasi liderden daha fazlasını, daha fazla anlam yüklüyorlar. Ee, bu iki insan aynı zamanda e, Maksiner'in korkak dediği, yüreksiz dediği bu iki insan türlü baskılarla iktidara karşı savaşıyor. Ve dolayısıyla onun korkak demesi halk açısından bence bir tepkiyle karşılık buldu. Hele hele yani hiçbir yolsuzluk soruşturmasına uğramamış bu insanların. iktidar bile onları bu şekilde anmazken... Meral Akşener'in hırsızlıkla itham etmesi bence kendisini halk açısından iktidarla aynı yere koydurmuş oldu ve yani AK Parti'ye gelen tokadın şiddeti onu da sarsmış oldu. Dolayısıyla eee Meral Akşener'in ve İyi Partililerin özü başına diye nitelediği bu tez sandığa gömülmüş oldu. Şimdi hatta düşünüyorum mesela İyi Parti orduda ve Nevşehir'de AK Parti'den transfer ettiği adaylarla ee, biraz oyalmış oldu. Onlar da olmasa belki %3'ün altına düşecekti yani. Yani hazine yardımının da altına düşecekti. Türk siyasi hayatında bu denli yıkım bir 2002 yılında DSP'nin %20'den 1'lere düşmesine yani benzer bir yıkım. Olan, i̇lginç olan şey şu. Nevşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı çıkarmadı. Evet. Orada çıkardığı aday da zayıf bir adaydı. Hı hı. Esasında orada İYİ Parti adayı kazansın gibi bir strateji izlenmiş Üzlendi. oldu. Başka yani, yerlerde de oldu. Yani oldu. bu olmasa daha da büyük bir ile karşı karşıya kalacaktı. Buna rağmen İktidara oynamak yerine, e, siyasi sayısını ona karşı konumlamak yerine muhalefete saldırmaya ya da ona tepki göstermeyi tercih etti. Bu hakikaten büyük bir yanlış. Üstelik Yeniden Refah Partisi örneği orada. Yeniden Refah Partisi 14-28 Mayıs'ta e, Cumhur İttifakı'nın içindeydi. Erdoğan'ın yanı başındaydı. Sonra çıktı. Özellikle Filistin meselesinde, özellikle İsrail'e karşı büyük bir muhalefet bayraktarlığı Bayraktarlı üst üsttenli muhalefetin ve oradan ciddi bir sonuç aldı. Aldır. Bunu yaparken de ekonomi üzerinden de saldırdı. Şimdi burada e, AKŞENER'in yönü, İyi Parti'nin yönü eğer iktidara dönük olsaydı, belki de İmamoğlu ile yavaş bu kadar uğraşmasaydı Bambaşka bir tablo da olabilirdi. Yani yapılan tüm hatalara rağmen İyi Parti bugün bu kadar tartışıl olmazdı ama maalesef geldiği nokta itibariyle bir lider değişimi ben kaçınılmaz görüyorum. Şimdi aslında sana soracağım, e, adaylara birazdan geçeceğiz çünkü orası daha e, külliyatlı bir tartışma. Bütün programı İYİ Parti'yi konuşmayacağız değil mi? Ama yok, hayır, hayır, hayır. <laughs> Başka başlıklara çalıştım ayrıca çünkü onları anlatmak istiyorum. Meral Akşener bu kararı tek başına almadı ki. Yani şöyle, Meral Akşener Hangi evet kararı? belirleyici oldu. Özü başına, Gürbüzdeki <laughs> her neyse. Yani Meral Akşener bu kararı savundu ama bu karar sürecinde ona destek veren kelli felli, ülkücü abiler ya da milliyetçi simalar vardı. Ve şimdi meydanda kimseyi göremiyoruz yani. Ee, şimdi daha önce de söyledim, mağlubiyetin e, sahipleneni olmaz, galibiyetin çok olur. Şimdi onlar tabii ki görünmez ama e, Meral Akşener biraz da kendini yalnızlaştırdı zaten. Hı hı. Yani partinin kuruluş sürecinden bu yana, merkez siyaset yapma iddiasından bugün o e, dar milliyetçi alana kendini hapsetmesine e, gelene kadar o geçen süreçte çevresindeki pek çok insanı kaybetti. Yani çok daha renkli simalar vardı. Türkiye siyasetine kazandırılan yeni isimler vardı işte akademik. Kaç birkaç, birkaç noktayı hatırlatmak istiyorum. Birincisi Lütfi Savaş'ın ve CHP itiraz dilekçesine göre az önce de Hilmi'nin söylediği gibi 3500 küsür, 3500 civarında aslında vefat etmiş hal insanın seçmen listesinde adı yer alıyor ve bunların da oy kullandığı görülüyor. Birincisi bu. İkincisi ise çok sayıda sandıkta CHP'nin sandık kurulu üyesi ve müşahede olduğu halde burada CHP'ye sıfır oy çıkmış. Ve bunların tespit edildiği sandıklarda o işlemi, sayım işlemi yeniden yapılmış. Bu sayede 1500 oy CHP ye yeniden yazılmış. Normalde fark 3900 iken 2500'e geri dönmüş. Bu ve benzeri çok sayıda şaibeli durum var. Örneğin Hatay'da toplam oy kullanılan oy sayısı 850 bin civarında. Ee, geçersiz oy 35 bin civarında. Aradaki fark 2500 civarında. Dolayısıyla e, İstanbul'da 2019'da 13.500 farkı yeterli bulmayarak e, seçimi iptal eden AK Parti'nin Hatay'da bunu hayli hayli gözetmesi gerekirdi. İkincisi bugün Lütfi Savaş'ın sözleri. Vali Mustafa Masatlı'yı çok ağır bir biçimde eleştirdi. Vali Mustafa Masatlı'nın seçim döneminde AK Parti adayı lehine çalışma yürüttüğünü, bizzat oy topladığını, kendisi aleyhinde kampanyayı öncülük ettiğini söyledi. Çok ağır iddialar bunlar. Bir valiyi bu seçimde başka hiçbir vali için denmedi bunlar. Mustafa Masatlı açıkça AK Parti lehine oy toplamakla, sürece müdahale etmekle suçlandı. Acaba bunu Mustafa Masatlı gerçekten yaptı mı? bunu kendi tercihiyle mi yaptı? Yoksa iktidarın arzusuyla mı yaptı? Yani İsmail, Yoksa Valilerin kaymakamların Ak Parti ilçesi tamam, başkanı de, gibi çalışmasına yıllardır tanık oluyoruz elbette, maalesef. Öyle maalesef. de bu seçimde ilk defa bu ciddiyette bu vali için deniyor. Acaba bu Sayın Cumhurbaşkanının senin de hatırlattığın Hatay'da yaptığı konuşmada Hatay'la merkezi hükümet arasındaki uyumu sağlamak için vali görev mi aldı? Vali bey'in telefonu, diyalogumuz var. Vali bey bu iddiaları duydu. Bu iddialara bir cevap vermek isterse mesaj atmasını beklerim. Ortak tanıdıklarımız da var. Fakat ben bu iddialar sabah sabah öğlen saatlerinde e, Lütfü Savaş bunları dile getirdi. 10 saat geçti valinin Twitter hesabına baktım bir cevap da vermemiş. Ya nasıl kayıtsız kalınabilir? Vali Bey, Mustafa Bey niye sessiz oluyorsunuz? Yani bunların hepsi ikrar anlamına gelir. E, Lütfü Savaş'ı doğrulamak anlamına gelir. Bu birincisi. ikincisi bu seçimde e, bu seçimin iptal edilmesini gerektiren başka kriminal bir durum var. Gökhan Zan hadisesi. Gökhan Zan'ın bizim de yayınladığımız ses kayıtlarında ki o onların kumpası olduğunu, şu olduğunu bu olduğu iddia ediyor. Ben öyle düşünmüyorum. Tipliler de öyle düşünmüyor. Ama bu ses kayıtlarında AK Parti adayına kazandırmak, CHP adına kaybettirmek için Gökhan Zan'ın şu an cezaevinde bulunan danışman aracılığıyla AK Partililerle pazarlığa oturduğu ve çekilmemek karşılığında 5 milyon dolar işte TRT'de yorumculuk, yahut Hatay Spor'da bir mevki gibi pozisyonlar talep ettiğini anlıyoruz. E kardeşim bu seçim bu dere baştan bulanmış. Bu da iptal edilmeye, edilmesini gerektiren bir durumdur. Sonuncusu CHP Lütfi Savaş'ın kaybında etki, etki sahibidir. Ya bu adamı aday göstermeyin ya da aday gösterdiğiniz arkasında durun. E siz Lütfi Savaş'a aday gösterdiniz. Sonra sosyal medya linciyle sosyal medya baskısıyla adayınızı sakatladınız. İşte bir yandan Lütfü Savaş'a adayımız sensin diyorlar. Gidip öbür taraftan Mert Fırat'ı arıyorlar. Efendim Haluk Levent'i arıyorlar. Mert Fırat bile diyor kardeşim ben sanatçıyım ne işim olur belediyeyle diyor. Yani şimdi bunları işittiler. Değdi mi yani? Kendi adayınızı son ana kadar işte etki, yani zayıf duruma düşürdünüz. En son 6 Şubat'ta Yokanza'nın Zan'ın da işte etkisiyle oluşan protestolar sonrasında korktular, geri adım attılar ve maalesef CHP'nin işte bu yalpalaması süreci etki etti. Sonuncusu ise tipin kararı. Şimdi kardeşim neye yaradı? Bak tip adı lekelendi. Yokan Zan adayı göstererek adı lekelendi. Bir. İkincisi Yokan Zan tip adayı olarak seçime girdi. 15 bin üzerinde oy aldı. Seçimin kaybına yol açtı. İki. Yokan Zan, Tamamen CHP'lilerden ya da sosyalistlerden oldu. Herkes biliyor bunu. Oy aldığı yerler açalım haritaya girişçe. Ya Samandağ'dır ya Lütfen Defne'dir savaşa, ya bilmem nedir. E tamam. Şimdi yani e, tipin aldığı buradaki rol CHP'ye kaybettirmekten başka bir sonuç vermediği gibi kendi itibarından da götürdü. Bütün o sosyalist kimliğinde verdiği saygınlığı götürüp yok boca etti. Değdi mi yani şimdi? Değdi mi bütün bunlara? O bakımdan Hatay el birliğiyle ve devletin görünen o ki devletin de desteğiyle CHP'den alınıp AK Parti'ye verilmiş oldu. Bir kere Metin Cihan'ı kutluyorum. Arkadaşımız yurt dışında kı kısıt imkanlarla e, çalışmaya devam ettiği halde e, birçoğumuzun farkındalığını e, e, büyüten e, bir çalışma ortaya koydu. Ve AK Parti iktidarının İsrail ile nasıl içli dışlı ticari işlere girdiğini ifşa etti. Hem toplumu bilinçlendirdi hem de siyasi sürece de etki etti. Kutluyorum Metin'i. Eline sağlık. Ee, ve bunun karşısında işte Metin'in de e, işte ifşa ettiği bilgilerle e, sürece tepki duyan yurttaşlar önceki gün İstiklal Caddesi'nde bir araya geldiler. Ya bunlar neresinden baksan 30 kişi var ya var ya yok. Bunlar genç. Görüntüleri de alıyoruz ekrana şimdi. 30 40, Bakalım Allah aşkına bakalım. Şu görüntüleri bir izleyelim. 30-40 tane genç Başı açık, başı kapalı, sakallı, sakalsız, gencecik, pırıl pırıl insanlar. İşte başlar, boyunlarını da o Filistin atkılarını dolamışlar. İsrail ile ticaretin kesilmesini istiyorlar. Ne kimseye şiddet uygulamışlar, ne yol kapat kapatmışlar, ne trafik akışını bozmuşlar. Ne yapmışlar? Bir araya gelmişler, slogan atmışlar. Sen misin slogan atan? Sen misin İstiklal'de AK Parti'yi protesto eden? bir etraflarını robokoplar çeviriyor. Sanırsın ellerinde silah var bu çocukların. Ankart var, cılız sesleriyle bağırıyorlar. Bu bir de yukarıdan bir çekilmiş görüntü var arkadaşlar. Onu getirir misiniz ekrana? Şimdi Robocop ordusu etraflarını sarıyor. Bağırmayın, aman bağırmayın. Lan ne yapmışlar? Ne demişler bunlar? Bak şu görüntüye bak. Ya bir avuç genç kadın ve erkek ne demişler sanki yani? Bu kalkanla kapatarak polis şiddetinin görüntü alınmasını engelleme görüntüleri son zamanlarda Şimdi bak, artık alışkanlık efendime hali. Efendime söyleyeyim yani. ne demiş olabilirler? İsrail'le ticareti kes demişlerdir. Ya katil İsrail demişlerdir. Filistin'in yanında bu duyulmasın diye üzerlerini kapatıyorlar. Çembere almışlar. Çocuklara itip kakıyorlar, tartaklıyorlar. Ya oradan işte ne olmuşsa artık, görünce bilemiyorum ama bir kadın polisin gösterici kadınlardan birini tokatladığını görüyoruz. Çıldırmış vaziyette. İşte şu görüntü. Herhalde bu yeşilde kadın polis. Etrafında da işte örtülü bir genç kadın arkadaş var. Ona elinden geldiği kadarıyla tokat atıyor. Ya bir de bak Arkadan kelepçelenmiş bu kız görüyorsun tukat kadar tokatları. Arkadan kelepçelenmiş. Sanırsın en azılı katili yakalamışlar da. Sanırsın e, trafikte motokuryeyi öldüren işte şey Cumhurbaşkanının oğlunu yakaladılar. Cumhurbaşkanı Sanırsın ya. trafikte sarı yerde park halindeki vatandaşı öldüren e, zengin bebesini yakaladılar da. Üzerine yok kardeşim. Bir şey yok yani. Elini kolunu bağlıyorlar, çökmüşler üzerine. Sonra bir de tokatlıyorlar. Ya Allah aşkına bir an düşündüm dedim ki iktidarda CHP olsaydı, Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel şu bu olsaydı, bir başı açık polis, bir türbanlı e, hanımefendiyi e, Filistin'e protesto mitinginde tokatlasaydı, elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Şu an Fatih Camisi'nin avlusu sloganlarla inlemiyor muydu kardeşim? Ayasofya Camisi e, beddualarla inlemiyor muydu kardeşim? Bütün İslamcılar sokakları zapt etmemiş miydi? Şimdi susuyorlar. Şimdi susuyorlar yani. Seslerini çıkarmıyorlar. Niçin? İsrail'le beraber protesto edilen AK Parti iktidarı olduğu için. İslamcılar, bir grup İslamcı sırf bu nedenle gıklarını çıkarmadıkları gibi bir avuç genci Mossad olmakla suçluyorlar. Mossadçı diye suçluyorlar. Ve Mossad olmakla suçladıkları insanlardan birkaçı Mavi Marmara demir gemisinde İsrail'i protesto etmeye giderken hayatını kaybedenlerden birinin kızları çıkıyor iyi mi? Ya senin maçan istiklale kadar gidip hükümeti protesto etmeye yetmiyor. Mavi Marmara'da hayatını kaybeden babanın kızlarına utanmadan Mossadajanı diyorsun değil mi sen? Ve vicde, ve bir de vicdan sahibi olduğunu söylüyorsun. Reklam mı? Reklamdan önce şunu söylemiştim? Yani bu şu istiklaldeki polis müdahale, yani e, İsrail karşıtı eylem yapan e, gençlere yönelik polis müdahalesi yani bir polisin başı kapalı bir genç kızı tokatladığı görüntüler bir AK Parti iktidarında değil de CHP iktidarında olmuş olsaydı İslamcılar yeri göğü yönetirlerdi. Fatih Camisi'nin avlusunda sloganlar, Ayasofya'da dualar eksilmezdi. Ama şimdi AK Parti iktidarını laf etmemek için İsrail'e karşı susuyorlar. Hz. Muhammed'in bir hadisi var, çok sevdiğim bir hadistir. Diyor ki bir kötülükle karşılaştığınızda elinizle mukabele edin. Elinizle edemiyorsanız sözünüzle mukabele edin. Sözünüzle de edemiyorsanız kalbinizle boz edin diyor. Kalbinizle lanetleyin onu. Ya bunlar AK Parti'ye laf gitmesin diye iktidar korkusundan kalplerinden bile boz edemiyorlar. İsrail'i kalplerinden bile kınayamıyorlar. Şimdi bunun karşısında çocuklara Mossad ajanı dediler. Hadi diyelim ki AK Partililer zaten bu AK Partili gazeteciler, AK bu tinette adamlar ve kadınlar onları anlarız. Anladım. Fakat valiye ve İçişleri Bakanı'na ne oluyor? Şu görüntüyü gördüm. Ellerinde silah yok. Fiziksel direniş bile yok. Zaten yani arkadan kelepçelemişsiniz. Daha ne yapacaksınız? Çıra çıtmak söyüp dövün bari. Daha ne yapacaksınız yani? Şimdi bu ayrıca yani hiçbir müdahale imkanı kalmamış kadın ve erkek göstericilere şiddet uygulayıp arabaya atıyorlar. Suç işleniyor. Kayıtlar altına suç işleniyor. Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yerlikaya. Ya bu... Bu suç, bunun suç olduğunu ifade etmektense bak bahanesini bulmuş ne diyor? Efendim grup uyarılara rağmen dağılmamış devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Varsa böyle bir şey alırsın tutanak altına bununla ilgili yargısal süreci başlatırsın. Dövmen mi gerekiyor yani senin? İnsanlara şiddet uygulanman mı gerekiyor? Ne olursa olsun bu da iyi bir bahane olmuş. Devlet büyüklerine hakaret. Muhtemelen oradaki uygulanan şiddeti örtmek için tutanağa efendim cumhurbaşkanımıza hakaret etti diye yazılacak. Bu da getirip dava konusu edilecek. Peki İstanbul valisi Davut Gül'e ne buyurulur? Üstelik çok naif, bir insandır. Diyaloğum da var. Yani şaşırdım hayrete düştüm. Hiç yakıştıramadım vali beye. Vali beyin dediğine bak. Diyor ki farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların iyi niyetli vatandaşlarımızı iyi niyetli tırnak için almış. İyi niyetli vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız. Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı düşküşlere baksınlar. Sayın Gül bu seçimde AK Parti il başkanlığının boş olduğunu gördü de oraya mı oynuyor Yani? Yahut bu benden önce buradaki gitti İçişleri Bakanı oldu. Benim neyim eksik diye düşünüyor? Vali Bey size mi kaldı vata, eylem yapan vatandaşların niyetini okumak? Size mi kaldı efendim ee, İsrail'i protesto eden insanları AK Parti'yi kurtarmak için 5. kol ilan etmek. Size mi kaldı yani? Sizin göreviniz protesto eylemi yapan vatandaşları suçlamak, karalamak, onlara kara çalmak mıdır? Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz 5. kol? Nereden çıktı bu? Orada eylem yapanlardan biri en azından anladık ki Mavi Marmara'da ölen bir vatandaşın kızıymış. İkisi birden üstelik. Size mi kaldı vatandaşların niyetini okumak? Size mi kaldı vatandaşlara icat edilmemiş suçlar üretmek? Sizin işiniz bu mu? Sizin işiniz bir gösteri varsa o gösterinin güvenliğini sağlamaktır. Yahut göstericilerden kaynaklı bir şiddet yahut toplumsal düzeni bozan bir davranış varsa ona engel olmaktır. Sizin işiniz e, hakkını arayan, anayasaya dayanarak eylem yapan, demokratik haklarını kullanan vatandaşları beşinci kol. Efendim niyeti bozuk, ajan diye itham etmek değil. Hele hele AK Parti il başkanı ağzıyla konuşmak değil. Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren dış güçlere baksınlar. Kim vermiş destek? Nereden uydurdunuz bunu? Dış güç kimmiş kardeşim? Katil olarak, katili arayacağım yeri valiye mi soracağım? Valinin işi bana kanaat öğretmek değildir. Valinin işi suçlu varsa suç varsa önlemek, suçlu varsa arayıp bulmaktır. Vali Bey tweet atacağına gitsin trafikte cinayet işleyen Cumhurbaşkanı oğlunu bulsun. Suçlu arıyorsa Vali Bey gitsin İstanbul'da fink atan baronların yerini bulsun. Masum insanların e, masum insanlara kara çalmak onları suçsuz olduğu halde sadece iktidarı protesto ettiği için, İsrail'e protesto ettiği için onlara kurt takmak vali beyin işi değil. Ama maalesef bu koltukta oturmak İçişleri Bakanlığı'nın şey olduğu için, e, ön adımı olduğu için vali bey de benim Ali Yerlikaya'dan neyim eksik diye düşünüyor herhalde. Şimdiden siyasi faaliyetlere başlamış görünüyor.